zeytinyağlıya çiğ çiğ koyuyorlar, kavuruyorlar. Ben de böyle böyle yapıyorum. İşte böyle bakın. Bu çok önemli. Bakın böyle dik dik koyuyoruz. Hem tencerede fazla oluyor, hem de güzel oluyor. Bakın. Ah. Afiyetle yiyeceksiniz. Afiyetle. Nasıl, beğendiniz mi canım? Canlarım bir tanelerim. İşte Safiye Soylan acaba başkasının eli mi diye düşündüler. Geçen bir lahana sarması yapmıştım. Hayır efendim, benim kendi elimle çabuk çabuk da sararım. İşte görüyorsunuz. İnce ince de. Oh, ara sıra da böyle bir dokunmam lazım. Bakın tadına. Ben Safiye Soyman. Ben şu doymam. Abi nasıl yemek yapar? Safiye 10 numara yemek yapar. Yani hakikaten mutfağı çok iyi. Uydurma yemekleri de yapar. Mesela pirinç pilav kaldıysa etçip kaldı, bunu köfte yapar. Bir hafta bizi yendirir, duman oluruz. Allah Allah. Dolmayı mesela çok yapar. Çok mesela yapmayın. Niye dik dik koyuyorsun dolmayı? Dik dik koymaksın, kendi de bilmiyor niye koydurur. Alttan çıkıyor, su kaynarsa yukarıda pişsin diye diyor. O açılmasın diye. Şimdi geçen gün bir börek tarifi yazmış Seda. Rujla aydanı kenarına yazmış. 3 kilo yufka, 1 kilo kıyma, ama ruja yazmış, kalem bulamamış, aydanın kenarına. Bir ay durdu orada börek tarifi. Yani Safiye uydurmak için yemeği çok yapar. Mesela en son ne uydurdun? En son... ne uydurdum ben? Ya dün akşam kim uydurduğunu söyleyeyim. Yayla çorbasının içine ne kattıysa bir yedim, anam ağladı. Yok canım, pilav vardı. Pilav varsa pilav koymuş. Altta pilav, pirinç pilavını yayla çorbasının içine koymuş. Tam aşçı, aşçılar yapar. Tabii. Pirinç pilavını ben hop diye koyuyorum. Çok güzel tavuk sulu falan pişmiş pilav var. Ondan sonra ben bazen mesela makarnayı böreğin içine de koyuyorum. Yufkanın içine de koyuyorum. Fırın makarnayı yapıyorum. Helal. Tabii canım. Karnıyarık yapar. Kadın Bolulu. Bolulu kadın. Karnıyarık yapar, haşlama yapar. Anam nefret ederim. Ne haşlaması be? Haşlama da saban gibi olmuş. Hayır canım, karnıyarık haşlama mı? Hayır canım, uyduruyor. Yaptım şeyde, kızartmış, yağda yapmamışsın. Hayır, bu yağda seviyor, cıvık böyle bıcır bıcır yağda. Tabii, hayır ben onu ocakta közleyerek yapıyorum. Közlüyorum, yağ emmiyor. Sedacığım sen de öyle seversin, hani kilo vermek için, zayıflamak, kalori almamak için. Karnıyarık yiyeceksem hakkını... Tabii yağda, musakla, öbürü saman gibi, saman gibi öbürü. Yarım karnıyarık yedim, bir bidon su içtim valla. Ama yağın içinde diyor, ben tamam onu peçeteye falan koyuyorum ama bazen de onu közde yapıyorum. O da bir ayrı bir şey. Ocağın üstünde. O başka bir şey olur ama karnıyarık olmaz o közde. Ama ayrı o yağda. Közde patlıcanla karnıyarık mı olur? Bizim evi doğalgazın. Kendini zaten bırakır o patlıcan. Ama onun doğalgazın bayıldı olur. Doğalgazın faturasının şişkin gelmesinin tek sebebi, evde çalışan kız her sabah Safiye doğalgaz üzerinde biber kızartıyor. Bir gün zehirlenip gidecek zaten. Yok canım ya ben... Nereye gidecek? Sor bakayım ne de kızartıyor. Doğalgazın üzerinde sanki mangal yakıyor. Közlenmiş biberi çok seviyorum. Doğalgazda pişiyor ama. Doğalgazda kömür kokacak öyle bana. O kömürlerde böyle bir közlenmiş yeşil biber, kırmızı biber yiyorum sabahları. Biz şimdi Faik abim, ben onu anons ederken dedim ya, o emretsin Fizan'a giderim. Bazen çok yorgun oluyorum yayından çıkınca. Çünkü bir ara biliyorsunuz YouTube kanalına da Evleneceksen Gel çekiyordu. Onun üzerine Faik abi dedi ki çabuk gel dedi, işimiz var dedi, yemek yiyeceğiz dedi. Sonra ne oldu? Şimdi ben Seda'yla yemeğe Safiye'yle yemeğe gittiğim zaman 3 ay kendime gelemiyorum. Yemeğe gidiyoruz. O hesap, Seda her suyu içmez. Onun bir marka suyu var. Safiye çeşme suyu ver, içer fark etmez. Seda içmez. O marka su olacak. Niye? Bizim aldığımız şey mi? Hurda mı? Ya fark etmiyor. Ben... Neyse, lokantaya gittik, oturduk. Çok da farklı bir yer. Bu garsonlar da... olsa getirip önüme koyuyor. En son ben gitmişim, hiçbir şey yememişim, benim önüme getirip koyuyor adını. Hafif de şöyle bir kusurlarsa bir kaldırdım ki ölüm hesap. Yani çünkü seninle yemeğe gitmek çok pahalı. Böyle bir şey gördüm. Neyse baktım olacak gibi değil. Ben garsonu çağırdım. Dedim kardeş kredi kartına 4 taksit yapma şansım var. Hani buna lokanta dedi. Lokanta da olmaz. Oğlum lokanta mokanta değil dedim. Biz battık bu çok yüksek hesap. Neyse hesabı ödedik. Arada zaman geçti. Seda, Safiye, ben, Nur Yenitaş, Faruk Tınaz'ın evdeydik. Başına bir olay gelmişti Faruk Tınaz'ın. Nur izliyor bizi şu an. Nur canım benim, ona selamlarımı sevgilerimi Canan abla evde onlar bir olay yaşadılar. Evlerinde bir hırsızlık olayı dövmüşler Faruk abi de Canan ablayı. Allah ben de evde oturuyoruz biz böyle dördümüz. Faruk abi böyle yatıyor ağzı gözü sargılı. Canan abla böyle yatıyor ağzı gözü sargılı. Kapı çaldı. Canan dedim ben açarım dedim. Gittim kapıyı açtım yemek geldi. Dedim kaç para? 870 lira dedi. Oğlum ne diyorsun lan dedim sen. Oğlum 3 tane pide getirdin değil mi? Evet. 3 tane parasını al. Yani dedim gel hepsini al dedim. Yok dedi Canan abla tümünü gönder dedi bir haftalık. La oğlum olmaz dedi. Bak ben bunu ödeyemem hepsini dedim. Ben sana 3 tane pidelikini vereyim. Olmaz abi. Neyse ben 870 lira parayı ödedim. Geldim oraya oturdum. Safiye dedim bunlar dedim garip az bile dönmüşler dedim. Seda, Safiye gülmeye başladı. Seda abi ne oluyor dedi. Dedim Seda dedim olay böyle 870 ile 4 tane pideye para verdim dedim. Ben bu Faruk Tınaz'dan da Canan'la çok soğudum dedim. Bizim Evrim Akıl'ın çocuktan alma haberi var biliyorsunuz. Rekorlar kırıyor. Oradaki yavrularımıza bayılıyorum. Faik abi katıldı ve Faik abi hepsiz bir hayat düşünebiliyor musun? Efe sen kebap yemeyi sever misin? Çok seviyorum ben. Bayılacağım. Dur bayılma yol dur. Çünkü ben kebabı severim ya. Faik abi hepsiz bir hayat düşünebiliyor musun? Tam adamına sordun. Vallahi Efe sana bir şey söyleyeyim. Ben etsiz hiçbir hayatı düşünmüyorum. Yani etsiz bir hayatı düşünemiyor. Sabah kalktığımda böyle kavurma, üzeri yumurtalı. Ondan sonra tabii Allah nasip ederse kazancımız varsa yiyoruz. Kazanç yoksa kardeş peynir ekmek diysek, zeytin ekmek diysek kavurma gibi yiyoruz yani. Ama severim. Safiye abla, acaba bunu sever misin? Çok seviyorum. Çok seviyorum. Sevirem de, seviyorum ben seni daha çok sevirem ama, daha çok sevirem. Çok tatlısın. Teşekkür ederim. Efe, sence çöl sıcağı mı daha çok terletir, ocak başında kebap yapmak mı? Ocak başında kebap yapmak. Bravo. Aslan yavrusu. Faik abi kaç tane peyvan adı olur acaba? 4, 5, 6. Vallahi Efe peyvan adı çok. 1, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 18, 14. Niye 18'e sonra niye karıştırdın kardeş? Bir dakika Efe. Çok gittin çok. Efe bir dakika. Ya bu saymada atladı vallahi bu yanlış sayıyor. Olmuyor. Şimdi Efe ile biz biraz sonra evde babasıyla yaptığı güreşin aynısını yapacağız. Tamam mı Efe? He? Bence bir an önce kalkıp gösterin hünerlerinizi. Güreşelim şöyle. Ben seni yerim. Ay. Domates katarlar. Biz... Kim yendi? Sen yendin sıkı tut. Sıkı tut lan. Lan yıkılmayasın abi. Ay dede torun gibiler mi? Efendim? Dede torun gibi. Vallahi billahi böyleler yemin ederim. Safiye. Safiye Soylan yardım ettiler. Kim yardım edecek sana? Safiye Soylan. Faik abiden bir şarkı istiyoruz. Faik Öztürk. Efe, Çok tatlı. Ay canım benim, çok tatlı gerçekten ya. Köfte ekmek al bana diyor. Sabaha kadar güreşim. Evet. Safiye kavgayı unutuyor Seda. Ben onun türküsünü okuduğum zaman bana kıyameti kopartıyor. Aa tabii bir gün var ya sahneyi bastı. Aa. Vallahi böyle yaparaktan ben de yılbaşı gecesiydi. Böyle yaptı. Sen benim türkümü niye? Aa şaşırdım kaldım. Söyleyeceğim. Anlatabilirim değil mi? Nasıl olur? Sen bir sus ben anlatayım ondan sonra. Ben de anlatayım ondan sonra. Önce ben anlatacağım. Tamam. Sedacığım ben bu işi yapmaya başladığım zaman dedim ki bu işi yüzümün akıyla yapmam lazım. Evet. Her pazartesi benim bir tane bağlama çalan, bir klavye çalan, bir de vokalim. Üçü benim şirkette çalışıyor. Heh. Maaşlı çalışıyor. Bunların işi pazartesi de perşembe kadar beni çalıştırıyorlar. Öyle çalışıyor. Evet. Çalış. Perşembe günü de tüm saz kendi partilerine liste yazılır gider. Heh. Partileri yazar gelir toplu çalışırız. Sabi, emek veriyor. Ne yapmış senin Türk'ü? Bu hiç prova yapmaz. Gelmez laf diye hazıra kolar. Ankara'nın bağlarını okudum diye. Zaten biz hepsini öğrendik 20 saat. Yani bunda 20 seneden başka yok o tarihte. Ne 20'si ne 40'ı. Şu anda çıkartıyorsun 45 tane türkü çıkartıyor. Tabii. Hangi türküydü o? Ankara'nın bağlarıydı. Okuyorsun sen böyle. Ondan okuyorsun şimdi. Evet. Gir Ankara'nın evet. bağları. Hayır şimdi istediler tamam mı? İle Ankara'nın bağları istediler. Versene bir ton gir. Aynısını yapsana. Oradan. Onun Ankara... yaptığı hareketi mi? Yapayım. Ha, sen önce okuyorsun. İp attım ucu kaldı da barazda gücü kaldı. İp attım ucu kaldı da barazda hiç kaldı. Ben sevdim eller aldı da içimde acı kaldı. Ben sevdim eller aldı da içimde acı kaldı. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Ne zaman serhoş oldum ben kaldıramıyorum yolları. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Ne zaman serhoş oldum da. Ben? Geldim. Gelişini göstersene bana. Nasıl geldiğini göster. Aynı o günkü gibi. Allah aşkına bak. Allah aşkına. Nasıl geldi? Karşıdan geliyorsun. Güzel geldi. Böyle yer geldi. Geldim. Nasıl milleti susturduğunu da göster. Sen bizim şefsin. Ben sana ne dedim oğlum? Niye okuttun? Ben sana ne dedim? Onun düğünleri, şeyler yok mu oynamaları? Niye çaldın kardeşim? Ben sana ne dedim? Ay ne oluyor ya? Bir dakika ne oluyorsun? Ben de. Allah Allah. Hiç yok. Yanlış. Allah Allah. Hepsi sen ne yaptın bizi birden mesela? He? Millet zannediyordu bizi hani böyle şey yapıyor, şov yapıyoruz. Hayır. Millet bilmeye başladı. Ne şovu? Şov yapıyoruz zannettiler. Seda, anladın mı? Hani atışmalarımız var ya. Seda, evet. Halbuki gerçek. Onun maestrosu da bizim maestrosu. Ben maestrosuna diyorum ki kardeşim Safiye Hanım'ın oyun havalarını yazın. Yazın. Bunlar hep aynı şarkıyı okuyor diye bilmesinler. Evet millet oynuyor yazın, yılbaşı gecesi hem de. Bir saniye. Bu hazırlık olmayı çok sever. Lap diye yanında şarkı. Zaten biz bu şarkıyı belirledik. Bunu değil. Şimdi ama sen bana diyordun ki her zaman o şarkıyı at mesela solistlerden okuyan oluyordu. Bizim müzisyenlerden atar. Onlar da okuyordu. Onun sesinden dair senin bana ikna ederdi. Bana sürekli söylerdi. O zaman söyleyen adam. O zaman siyah beyaz televizyon vardı. Şimdi belki de olmaz şimdi. Aynı taklidini yapmazsam abi. Yapsan Allah aşkına. Bak yapacağım. Ne? Sen şimdi Ankara'nın bağlarında okuyorsun. Ya Safiye aynı şey ya. Hayır. Böyle yapıyorum sen Faik abi gibi gel. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum onları. Yemin et. Ne oluyor kardeşim ya? Başka türkü mü bulamadınız? Allah Allah. Direkt böyle mi geldi? Evet. Ha, olamaz yani böyle şimdi... bir şey. Dur sen. Başka türkü mü bulamadınız da böyle? Ben sen sana... sinirlenmedin mi? Ben sinirlenmesin. Parçalarım onu. Sinirlenmesin. Kaçak okuyor. Nasıl? Ondan sonra... Nasıl sinirlenecek? Ben zannediyorum o odasında, 7. katta şey duymuyordur dedim. Aslında bizi tembih etti. Ama şimdi... Beni okumayın diye. Ama Seda... Çalmış repertuarı çalmış. Başka o zaman da yeni çıkmıştı. Evet, yeni çıkmıştı. Şimdi ne kadar gelişim farkında mısın? Geniş okuyorum şimdi. Hepsini okuyorum. Ben ne kadar rahatım? Hem de nasıl? Neden? Niye oku istediğini? Çünkü her şey ortaya çıktı. Sen solist oldun. Ne gibi çıktı? Heee ondan. Peki. Hindistan görüntüleri varmış. Şuna bak görüyorsun. Bir dikkatle izleyelim bakalım. Ego sıfır. Tut beni Safiye. Girmemişti ağzı var. Ya ben de girdim ayaklarımı soktum o çizgiden. Ay iyi ki soktun ya. Değil mi? Allah! şükür şükür. Üzümleri sattım bakayım. Ben yok attım. Bunu gözlükle mi uğraşacağım ayol? Ben de atayım o zaman ya. Ay, at. Ay ben de atayım ya. Anam suyu kenara gel. Burası da metrobüs gibiymiş. Aa. Bizim yaşımız yok ama. Biz gel yer değiştirelim senden. Hadi gel. Hadi yer değiştirelim. Şöyle bir yer. Anam şu tavukları seveceğim azıcık. Sen şöyle değil. Aa, bili 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 bili. Gel bili 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 bili. Ah yazık. Ay. Ay. Yazık. Çok severim. Sıcaktan baygınlık geçiriyor. Ya felaket, hele alttakileri bir görseniz. Sen bir de benim bitlenirmişim. Var var, geziyor üstünde. Bitler geziyor. Sen nereden gördün onu? Gördüm. Gördüm tabii. Bak evet diyor, var. Ayol o biti anlıyor mu da evet desin. Gel yavrum, gel canım, gel. Ay. Ay çok güzel. Gel. Oo, tatlım. Ay hayvan da terlemiş. Ay çok güzel. Terlemiş. Ay çok terlemiş. Hiç hayatım boyu unutmayacağım. Bu seyahati. Keçilerle, tavuklarla. Doğan Hanım gelin. Yedim ben de gelin size. Safiye Hanım bayağı girdi. Safiye girdi mi? Evet. Çok kararlı gözüküyor. Şunu çek önümden. Çek şunu. Merdiven. Allah Allah. Aa, bak. Sudaki trafiği bilen de kontrol ediyor maşallah Safiye Hanım. Girenler çıkanlar trafiğini. Doğru. Lütfen gelir misin? İşte girdin Safiye'cim. Kimsin sen seni bebeğim? Safiye'cim. Ya. Cesaret budur. Safiye Hanım. Safiye gitti kaç. Çok şekerim. Çok temiz kalp. Çok ya, çok. Yes. Çocuk gibi hala, çok. Ah çocuklar iyice köpürüyor. Ne diyorum böyle, bunlar böyle yapacaksın, şöyle bilmem ne falan. Tamam öyle yapayım ben. Ay tatlı. Yes. Çok safte, çok temiz. Ay Banu'cum ağzına sağlık ya. Ne güzel okudun, canlı. Ben sizin yanınızda rica ederim. Sen o kursun. Üstadsınız canım. Estağfurullah. Üstadsın. Sen o kursunda ben okumaz mıyım hayatım? Bir de ben okuyayım evet bari. Evet ya şöyle. Hele sen hasta da değilsin. Gelinle damadımıza. Evet gelinle damadımıza böyle bir sürpriz yapalım. Projes yapalım. Gel böyle şakırda. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. I am singer. Turkish. Televizyon artist, şantöz, yes, star. Yes. Dün Turkish Airlines geldik buraya. Evet. Ne yapayım ben size? Şöyle. Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. O yüzden ömrümden giden gidene, şu öksüz başımı eğdirme beni. Allah Allah. O yüzden ömrüm